Bir baba, bir dünya var omuzunda. Yırtılmış umutları aşınan omuzlarında. Omuzuna asmış ümitlerini teker teker dökülür ardınca. Bir nemli çift göz bekler onu tek gözlerinde. Kapıyı çalar sessizce, kapı açılır ve sonra açılır kaynar tencere. Merhabalar KYK TV izleyenleri. Bugün bizlerle Raci Uğurlu var. Hoş geldiniz ekranlarımıza Raci Bey. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Raci Bey, siz KHK'sız bir KHK'lısınız aslında. Nasıl oluyor? Bize biraz bahseder misiniz bundan? Öncelikle bize de kendimizi tanıtma, kendimizi ifade etme şansını verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, doğru. KHK'sız KHK'lılarız biz. Çalıştığımız kurumdan, Bitlis Belediyesi'nden valilik kararnamesi ile 15 Temmuz'dan sonra güvenlik gerekçe gösterilerek yaptığımız faaliyetlerden, çalıştığımız işlerden, sendika faaliyetlerimizden ve diğer sivil toplum örgütü çalışmalarımızdan güvenlik gerekçe gösterilerek bizi uzaklaştırdılar. İhraç değil, sadece uzaklaştırmadır ama biz mahkeme aşamalarında yerelde mahkemelerimizi kazandığımız halde istinafta bozuldu ve süreç hala daha devam ediyor ama bizim lehimize gelişen herhangi bir sonuç şu an için yok. Evet. Raci Bey, siz bu haksızlıkları yaşadıktan sonra farklı bir şekilde hayata devam ettiniz aslında. Yazmaya başladınız, şiirler yazdınız, kitap yazdınız, bir tane kitabınız çıktı. Bir tane daha yazıyorsunuz şu an. İki tane kitabınız var benim elimde. Birisi Mavi'deki Hüzün isimli şiir kitabı. Diğeri de Ben Umut kitabı. Bunlar nasıl ortaya çıktı? Bunlardan bahseder misiniz bize? Tabii ki hocam. Mavi'deki Hüzün aslında tamamıyla süreç içerisinde yaşadıklarımızdan, tamamıyla toplum sorunlarından, insan temalı, doğa temalı, gençlik temalı konularından toplumun bir nevi aynasız statüsünde ve toplumu gösteren bir kitap niteliğinde tamamen toplumsal şiirlerden oluşan bir kitaptır. Zaten ben daha önceki kaç tane programda da dile getirmiştim. Burada söylemek istiyorum aracılığınızla. İlk kitabın teması tamamen doğa ve adalet ekseni gidiyor. Ama şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Dil ve şiir insanın kendini bulma, kendini ifade etme sanatıdır. Kendinden ve coğrafyasından bağımsız şiirler yazılmaz. Tamamıyla şiir bazen adalet olur, bazen aşk olur, bazen sevgi olur, bazen de isyan olur. Siz bunları kendi hissiyatınızla birleştirdiğiniz zaman ve toplum değer yargılarını da esas aldığınız zaman kendiliğinden gün içerisinde, süreç içerisinde yaşamınız boyunca bir sürü şiirler biriktiriyorsunuz. Mavi'deki Hüzün de yaşanmışlıklardan yola çıkarak ortaya çıkmış bir kitaptır. İki baskı yaptı. Hala da satışlara devam ediyor. İstenilen seviyede olmazsa dahil iki seri yaparak şu an satış faaliyetlerine devam ediyor. Evet, aslında bu haksızlıklar bir yerde içinizdeki belki bazı duyguları, bazı cevherleri de ortaya çıkardı. Sizi de yazım dünyasına kazandırdı diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Doğrudur. Aslında süreç öyle gelişti. Ben belki ortaokul ve lise yıllarında da aslında ilk düzeyinde birinciliklerim vardı. Şiir birinciliklerim ve derecelerim vardı. Ben yazmayı seviyordum ama kitap haline dönüştürmeyi düşünmemiştim. Çünkü işlerimiz vardı. Çalıştığımız kurumlarımız vardı. Bağlı bulunduğumuz sivil toplum örgütleri vardı. Yoğun bir şekilde hayatımızı idame ettiriyorduk. Fakat bir şekilde tamamıyla insanların bütün kimlikleri, bütün inançları, bütün kültürleri elinden alınınca ben de birey olarak neler yapabilirim, kendimi nasıl ifade edebilirim, topluma nasıl bir dayanak haline gelebilirim ve topluma nasıl bir öncü ve rol model olabilirim diye özellikle benim statümdeki arkadaşlar için örnek olsun diye ben birikimlerimi ve umutlarımı, ümitlerimi kitaplara döktüm. Bu şekilde bir süreç yaşadım. Evet, siz aynı zamanda babasınız, bir aile reisisiniz. İşsiz kaldığınızda o yaşadığınız ümitsizlik mi, hayal kırıklığı mı,
Ne diyelim biz buna? Nasıl anlamlandıralım? Tabii çok zor süreçler yaşadık. Biz de bütün herkes gibi. Çünkü Türkiye'de benim konumumda ve benim koşullarımda yüz binlerce insanımız var. Yüz binlerce mağdur edilmiş, işsizleştirilmiş, aşsızleştirilmiş, tamamıyla iradesine de el konulmuş bir kitle var. Ben de bunlardan biriyim. Fakat şunu da söylememiz lazım. İyi bir aile, iyi bir aile belki bütün her şeyden üstesinden geliyor. İyi bir çevre, iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir eş ve iyi kardeş seni birilerine muhtaç ettirmeden, birilerine mahkum ettirmeden hayatına devam ettiriyor. Ben çok şükür buradan sizin aracılığınızla bütün aileme, kardeşlerime, bütün yakınlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde çok zorluk yaşamadım. Ben kendim için söylüyorum. Tabii herkes benim koşullarımda olmayabilir. Ben yakından tanıdığım, görüştüğüm insanlar var. Çocuğunu okula gönderemeyenler oldu. Çocuğunu okuldan almak zorunda olanlar oldu. Evlenme çağında olanlar oldu. Alan arkadaşlarımız olmuştu. Tamamıyla bir nevi bütün her şeyleri bir gecede alt üst oldu. Ben kendimi kısmen ailevi olarak ailemden kaynaklı biraz daha şanslı hissettim. Ve bu anlamda çok maddi bir sıkıntı yaşamadım. İş arayışlarına falan girmedim. Tamamıyla benim içinde oluşan bir koşul vardı. Kitap yazma koşulu vardı. Yıllardan beri içimde biriktirdiğim özlemi, hasretimi, umutlarımı kitaplarıma döktüm. Şu an hali hazırda iki kitabım var. Üçüncü kitap da 2021'in başlarında çıkıyor. Ben tamamen artık bu işlerle ilgileniyorum. Evet. Biraz da ben umuttan bahsetmek istiyorum. Ben umut daha çok böyle yaşanmış bir hikayeden esinlenilmiş bir olay mı? Evet, Berna Hanım doğru diyorsunuz. Ben Umut ikinci kitabımız yeni çıktı zaten. Bir aylık, bir buçuk aylık bir zaman zarfı içerisindedir piyasada. Ben Umut 7 yaşında bir çocuk, bir karakter. Tamamıyla feodalizmde sıkışmış bir anne, bir aile ve bu feodalizmde kendi geleceğini ve kendi kimliğini arayan bir çocuk var. Bunun hayallerini gerçekleştiren köye gelen bir öğretmen kaynaklı bir süreç gelişiyor. Sonra ben Umut babasızlığın vatansızlık olduğunu öğreniyor ve annenin ise toprak olduğunu fark ediyor. Üreten, barışçıl, kucaklayıcı, bütünlüyücü yanıyla beraber yine kadının feodalizmde kalan kimliği, kalan kültürü, kalan inancı, kalan aşkları, kalan sevinçlerinin bir yomağı halinde bir roman. Romanı okuyan herkesin mutlaka kendi geçmişinden bir kesit bulacağı, bazen derin derin uzaklara gittiği, bazen derin derin üzüntüye, bazen derin derin sevinçlere gittiği bir kitap. Tamamıyla olmasa mutlaka tamamıyla olmasa bir yaşanmışlık var. Anne karakteri yaşanmış, umut karakteri hayal olsa da anne karakteri yaşanmış. Ki coğrafyamızda bizim özellikle kültürümüzde Doğu Anadolu ve de Anadolu diye tabir ettiğimiz Türkiye'nin sınırları içerisindeki yerlerde yaşanan buna benzer binlerce örnekler oldu. Binlerce Ben Umud'un annesi statüsünde karakterler yaşandı. Kendini ifade edemeyen, hislerini, duygularını açığa çıkaramayan, eşi öldükten sonra çok rahat bir aile içerisinden biriyle evlendirilebilen bir rol model. Tamamıyla bu eksenli bir roman. Okuyan bütün okurlarımız bize dönerken şunu söylüyorlar. Biz kendimizden bir kesit bulduk. Kendi geçmişimizle yüzleştik. Ben Umut da böyle bir roman. Kendi geçmişimizle özdeşebileceğimiz veya yüzleşebileceğimiz bir roman olmuş. Evet, yeni kitaptan da konuşalım. Peki Böyle olur. biraz tiyolar verebilirsiniz. O da yaşanmışlıklarla dolu, herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir roman mı olacak? Roman mı olacak ya da? Aslında o da roman şu an çalışıyoruz. Yani neredeyse yarı ettik diye bildirdim. İlk defa sizin aracılığınızla bunu duyuruyorum. Bir Hayat İki Ölüm diye bir roman olacak. Bir Hayat İki Ölüm diye bir roman olacak. Bu da tamamen yaşanmış üzerine ama yine yazarın ve ne diyeyim profilin yani içindeki profillerin bir hayal dünyası var, bir ideolojisi var, bir felsefesi var. Yani bir ölüm
Bir Hayat bir Hayat İki Ölüm romanının ana teması hali hazırda 40 yıldır devam eden Kürt sorunun, 40 yıldır süren Kürt sorunun ve maalesef bu Kürt sorunu hangi iktidar gelirse gelsin kendi çıkarları ekseninde kullanarak, işleyerek, seçime malzeme edilerek bazen barış süreçleri, bazen çözüm süreçleri, bazen iyileştirmeler, bazen paketlerle 40 yıldır geçtikleri bir durumu anlatıyor. Evet. Kitaplarınız hangi yayın evlerinde var? Ya da online satışları var mı? Bütün internet satış mağazalarında mevcut. Bütün internet satış mağazalarında bütün hepsinde mevcut. Ben Umut Nema yayınlarından çıktı. Nema yayınlarından çıktı. Mavi'deki Yüzün de Jaja yayınlarından çıktı. Ama her iki kitap da bütün internet satış mağazalarında var. İnsanlar artık kitap alınca şeye de gidiyor. Yani yayın evlerine veya kitap evlerine de gitmiyorlar. Tamamen online satıştan bize ulaşarak yazarından imzalı kitaplarını temin edebiliyorlar. Tabii şimdi pandemi sürecinde doğal olarak kapandı kitap fuarları. Maalesef doğru. Yapılamıyor. Yazarlar da biraz bunun etkisini bir hayli fazla yaşıyordur diye düşünüyorum. Raç Bey, ben sizi kutluyorum. Yaşadığınız hukuksuzluklar aslında sizi yıldırmamış. Siz o içinizdeki isyanı şiirlere, kitaplara yazarak, hani bir laf var ya, aşk ağlatır, dert söyletir diye, sizin derdiniz sizi söyletmiş. Çok da güzel söyletmiş. Ben çok beğendim. Tebrik ediyorum sizi. Üçüncü kitabınızı da sabırsızlıkla bekliyorum ben. İmzalı bir şekilde. Umarım. O çıkınca da tekrar bir yayın daha yaparız diye düşünüyorum. Sizin topluma vermek istediğiniz mesaj var mı? Özellikle KHK'lılara. Çünkü şimdi sizde bir hareket noktası olmuş bu yaşadığımız haksızlık. Ama biraz daha karamsarlığa kapılan, kendi kabuğuna çekilen KHK'lılar var. Belki onlara bir şeyler söylersiniz. Buyurun. Tabii, teşekkür ediyorum. Yani insanın yaşamı var oldukça umut da vardır. Ümit de vardır. İnsan yaşamı var etmenin yolu sadece devlet memurluğuyla değil, ahlaki, kişilikli ve onurlu her ne iş olursa olsun yapmakla elde edilir. Bunun yolu dayanışma ve sevmekle beraber el birliği, güç birliğiyle olabilecek şeylerdir. Yaşamın anlamı helal kazançla olur. Bugün işinden aşından edilmiş yüz binlerce insan var ve hepsi evine çocuğunu ekmek götürmek zorunda. Mücadele etmek ve bu süreçte dayanışma içinde olmak en ahlaki yaklaşım yolu olur. Kimin ne kadar kazandığına değil, kimin ne kadar bölüştüğüne bakmak lazım. Acılar paylaşılınca hafifler, gönüller paylaşılınca güzelleşir, sofralar paylaşılınca anlamlaşır. Bu süreçte tamamıyla insanların el birliği, güç birliği, dil birliği yapmak lazım. Sofrasını açması lazım, gönlünü açması lazım. Birilerini, zaten ötekileşen birilerini tekrardan kendi içinde, kendi ailesinde, kendi mahallesinde ve kendi kültüründe ötekileştirmenin kimseye bir yarar getirmeyecek. Dün sevilenler, dün konum sahibi olanlar, itibar sahibi olanlar, iş verenler, aş verenler, iş adamları, iş insanları, yazarlar, kişiler, bugün eğer farklı nedenlerden, farklı koşullardan, bazılarının siyasi çıkarlarına göre ötekileştirilmiş ise bunun nedeni insanlardan değil, bunun nedeni tamamıyla sistemden kaynaklı bir durum olduğunu hepimizin bilmesi lazım. Bir bütün içerisinde düşündüğümüz zaman Türkiye Cumhuriyeti 83 milyon yapısıyla, çok uluslu kimliğiyle, çok uluslu yaşam tarzlarıyla, çok uluslu diliyle, çok uluslu kültürüyle nasıl ki yüzyıllardır beraber yaşamışsa bunu da bir meseleye, endeksli hale getirip insanları ötekleştirmenin hiçbir mantığı yok. Bu süreç içerisinde birbirimize dayanışma içerisinde olacağız ve adalet duygusunu, hukuk duygusunu ön planda tutup adaletin hak arama yolu olduğunu, hukukun hak arama yolu olduğunu unutmadan hukuku ve adaleti kendi tahuk sistemine alan insanlara da bunun yanlış olduğunu her platformda, her demecimizde, her ortamımızda ve her toplantılarımızda
dile getirip yanlışları yanlış yapanın yüzüne vurmak lazım. Aksi takdirde Türkiye'nin bütün yapılarına baktığımız zaman bugün herkes haksızlıktan, hukuksuzluktan da vuruyor. Herkes her şeyi gördüğü halde ama hiç kimse konuşamıyor. Her şeyi bildiğin halde hiç konuşmadan bu ötekileşmeyi, bu yalnızlığı, bu hukuksuzluğu, bu kanunsuzluğu nasıl bertaraf etme imkanını bulabilirsiniz? Bulamayız. Adaletin olmadığı bir yerde adalet aramaktan daha önce bir görev olamaz. Bu süreç ancak ve ancak adalet duygusunu ön planda tutarak ötekileştirilenler, kendi yalnız hissedenler, yalnızlaştırılanlar, açsızlaştırılanlar, hatta belki bilmiyorum çok belki batıda olmayabilir ama doğuda çoğu yerler insansızlaştırıldı. Çoğu yerler yasak bölge ilan edildi. İnsanlar kendi köyüne gidemiyor. İnsanlar kendi şu an işte hasat mevsimi, ceviz, insanlar belli kurumlardan izin alarak bölgelerine gidebiliyorlar. Bu tamamıyla insanı kimliğinden, kültüründen uzaklaştırma sevk ediyor. Bunun içerisinde adalet duygusunu da kaybedildiği zaman tamamıyla insan kendini bir çıkmazda buluyor. Raci Uğurlu bu dönemi bir şiirle anlatsa bize hangi şiirini okurdu? Ya bu dönemin ruhunu adalet şiirimle başlamak istiyorum. Müsaade ederseniz izleyicilerimizin aklına sığınarak, sizin de samimiyetinize inanarak sürcül insan olursa herkesten özür dilerim. Ben şiir yazmayı seviyorum. Okumayı çok beceremiyorum ama okumaya çalışırım. Teşekkür ediyorum. Yazarından dinlemek bizim için de ayrı bir keyif olacak. Adalet, adaleti arar olmuş adalet saraylarında. Pusuya yatmış ihanet köşe başlarında. Vicdanlar suskun, yürekler yangın yeri. Hak ise gizli tanaha emanet. Haktan öteye meçhule dönmüş doğruluk kimse bilmez. İnsanlık merhameti ise müebbet misali. Artık dualar feryada karıştı gök kubbede. Firavundan öteye arar olduk insanlık için her şeyi. Alevet içinde yanan İbrahim'i, ateşe su taşıyan kuşu, mağarayı kapatan örümceği bile unuttuk. Unuttuk adalet gibi. Benim buradan bütün KYK'lılara, bütün hak mağdurlarına ekranımızın herkese açık olduğunu dinlemek istiyorum. Ve insanların yılmadan, bıkmadan tekrar ve tekrar adalet talebini, hak talebini tekrarlaması gerektiğini düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan bize kendimizi ifade etme şansı sunduğunuz için size ve çalışma arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler iletiyorum. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Kitabımızı talep etmek isteyen arkadaşlarımız olursa bize ulaşabilirler. Sosyal medya hesabımızdan Raci Uğurlu Facebook, Raci Uğurlu Twitter ve Raci Uğurlu Instagram hesaplarından ve sizin aracılığınız ile bize ulaşabilirler. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğimle. İyi çalışmalar, sağ olun.